Geçtiğimiz günlerde bir haber aldım. Duyduğum zaman üzüldüm ve ağladım. Ve şunu gördüm maalesef. Eğer büyük bir cemaatiniz yok ise, eğer çevreniz geniş değilse, eğer bir yerlerde tanıdığınız yok ise, eğer sahipsiz iseniz, eğer Allah'tan başka sahibiniz yok ise, eğer insanlar tarafından dışlanmış iseniz, sırf inancınızdan dolayı gerçek manada sizin durumunuzu birkaç kişiden başkası duymuyor, başkası gündem etmiyor. Allah subhanahu ve teala bu kardeşimizi umuyorum ki kendi katında rızıklandırdığı kişilerden onu eylesin. Allah subhanahu ve teala onu dünyada çektiği sıkıntılara karşılık razı olacağı bir mükafatla mükafatlandıracaktır. Allah subhanahu ve teala iman edenleri nasıl razı ettiyse elbette onu razı edecektir. Bunda hiç şüphemiz yok. Lakin bugün hapishanelerde nice kardeşimiz, nice muvahhid sırf büyük cemaatlere tabi olamadıkları için, hoca dahi olsa büyük bir cemaati olmadığı için başına gelen zulümler veyahut yıllarca içeride yatmak olmasına rağmen hiç kimsenin haberi olmuyor. Aklıma bir kardeşimin söylediği söz geliyor. Bana dedi ki, abi içeride cemaati büyük olan bir hocanın dişi kırılsa dışarıda dünyaya kalkıyor ama içeride böylesi cemaatlere mensup olmayan bir insanın kafası kırılsa kimsenin haberi olmuyor. Gerçekten de böyle. Bundan 2-3 hafta önce bir haber geldi. Haberde içeride bir muvahhidin, bir Müslümanın gardiyanlar tarafından darp edilip daha sonra kazayla öldürüldüğünden dolayı intihar süsü verilerek daha aileleri dahi o kardeşimizin yanına gitmeden üzerinde otopsi deneyleri yapılmadan morga konulmuş ve ailesine öyle sunulmuş. Aksine herhangi bir şekilde intihar yoktur. Kendisini kurtarmak için tırnaklarıyla bir şeyden kurtulmak isteyen adamın misali gibi tırnaklarının morardığını, tırnaklarının zarar gördüğünden bahsetmişler. Allah subhanahu ve teala bunu yapanlara yeryüzünde ıslah yoksa kahretsin. Allah subhanahu ve teala bu kardeşlerimizin ailesine sabır versin. Allah subhanahu ve teala bu kardeşimize kendi katından çektiği sıkıntıların karşılığını kat kat mükafat olarak versin ve onu katından rızıklandırdığı şehitler mertebesine alsın. Allah subhanahu ve teala bizleri de bu davada muvahhid olarak ölen, tevhid ehli olarak ölen insanlardan kılsın. Vallahi bu zalim olan insanların yaptığı şeyler kesinlikle ve kesinlikle yanlarına kalmayacak. Allah subhanahu ve teala ya dünyada Müslümanlara güç verecek, Allah subhanahu ve teala muvahhidlerin, Müslümanların elleriyle bu intikamı alacak ya da Allah subhanahu ve teala kendi katında birebir kendisi bunun azabını verecek. Bizler sırf davamızdan dolayı, inancımızdan dolayı birçok konu hakkında zulme uğrayan insanlarız. Bir kısmımız öldürüldü, bir kısmımız hapsedildi, bir kısmımız tehdit edildi, bir kısmımız ailesinden baskı gördü, bir kısmımız toplumdan baskı gördü, İş yerlerinden baskı gördü. Bir kısmımız giyiminden, kuşamından, sakalından, görüşlerinden, inancından insanlar tarafından deli yaftaları, akılsız yaftaları, vatan haini yaftaları, vatan düşmanı, bayrak düşmanı yaftalarıyla anıldı. Ama bu zihniyetin aklına Allah subhanahu ve teala'nın dinindeki bunlar muvahhidlerdir, bunlar Müslümanlardır, bunlar Allah'ın rızası için bunu yapıyorlar diye akıllarına böyle bir şey gelmedi. Allah subhanahu ve teala intikam alıcı olduğunu söylüyor. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın intikam alacağını bileceğiz. O intikam alacağı gün kimlerden intikam alacağını hep beraber göreceğiz. İnşallah şehit edilen bu insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi bizim bedenimizden bir parça gibidir. Biz Müslümanlar bir beden gibiyiz. Nasıl ki hastalandığımız zaman, rahatsızlandığımız zaman bütün beden bunun sıkıntısını çekiyor. Aynı şekilde bir kardeşimize eğer zarar veriliyor ise, bir kardeşimize birileri sıkıntı veriyor ise bu sıkıntıdan bizim de canımız yanması lazım. Öncelikle Allah subhanahu ve teala biz bu insanlara şikayet ediyoruz. Diyoruz ki ey Rabbim, o mazlum olan, o mağdur olan, o kardeşimize bu zulmü yapan insanlara Rabbim hem dünyada hem ahirette azap et. Ey Rabbim, sen kardeşimize verdikleri acının mislini de aynı şekilde onlara ver, onlara yaşat ve yaptıklarını hem dünyada çeksinler hem de ahirette çeksinler. Eğer hidayeti mümkün değilse bu insanların, eğer hidayete ermeyecekseler ya Rabbi, onlara öyle bir duruma getir ki bütün Müslümanların onların üzerinden intikamını almış ol. Ey Rabbim, sana sığındık, sana güvendik. Vallahi senden başka dayanağımız, senden başka tevekkül edeceğimiz, senden başka sığınacağımız, günahlarımızı senden başka affedecek, bizlere senden başka yardım edecek, bizlere senden başka önümüzdeki engelleri kaldırabilecek, bizlerin sıkıntısını giderebilecek senden başka hiçbir varlık yoktur. Sen bizim ilahımızsın, sen bizim Rabbimizsin ve senden başka ilah ve senden başka Rabb yoktur. Allah'ım sen bizleri böylesi şerli olan insanların şerrinden koru ve böylesi alçalmış insanların, böylesi alçaklığı yapan insanların Rabbim kesinlikle ve kesinlikle yanlarına bırakma. Öyle ki birçok yerde şu an mağdur edilen kardeşlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Öyle
Tabii ki buna benzer birçok vakanın bizlere ulaşmadığını da düşünüyoruz. Ey Rabbim, sen alim olansın. Sen her şeyi bilen Allah'sın. Sen bütün her şeyi ilmiyle kuşatan bir varlıksın. Ey Rabbim, sen kardeşlerimizi yeryüzünün neresinde varsa onları koru, onları muhafaza et. Onları zalimlerin şerrinden Hafiz isminle koru. Onlara zulmedenleri de Cebbar isminle yakala, Kahhar isminle kahret, Kahir isminle muamele et Allah'ım. Ve Rabbim, sen muvahhidlere, Müslümanlara Rahman isminle, Rahim isminle, Afuv isminle, Gafur isminle muamele et. Ya Rabbi, sen şu günleri bizlere zehir eden tüm zalimleri Rabbim sen kahret. Öyle ki bu zalimler senin gücünden şüphe içinde. Sen ki bütün yeryüzünü bir virüsle hizaya getirdin. Sen ki bütün yeryüzüne senin istediğinin dışına çıkamayacaklarını gösterdin. Ama Rabbim halen bu toplum senin gücünden şüphe içinde ve Rabbim halen bu toplum senin sözlerinin içinde bulunduğu kitaba sırt çevirmiş haldeler. Ey Rabbim, biz bu zalimleri İslam'a düşman olan, İslam'la mücadele eden, muvahhidlerle mücadele eden, muvahhidleri gizli gizli öldüren, muvahhidlere gizli gizli zulmeden insanlara sana şikayet ediyoruz. Şüphesiz sen ilminle her şeyi kuşatan, alim olan Allah'sın. Ey Rabbim, bütün bu sıkıntılarımızı sana şikayet ediyoruz. Ey Rabbim, katından inen her hayra muhtaçız. Sen bizlere katından rahmet, merhamet ve kalplerimize sekinet indir Allah'ım. Sen bizleri senden gereğince korkup ve canını Müslim olarak, muvahhid olarak canını verenlerden eyle. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.